3500'e aşkın iddianame mahkemeye verildiği zaman sadece bu iddianamenin yargılanan arkadaşlara ve avukatlarına verilme süreci bile ayları buldu. Dolayısıyla iddianamenin işte taranması, fotokopisinin çekilmesi sürecinin kendisi bile ayları bulmuş iken bu 3500 sayfalık iddianame ve ekinde sunulan dosya sunmuş olan binlerce belki belge, bilgi ve yani 900'e yakın klasörle ilgili yargılanan arkadaşlardan bir gün içerisinde savunma yapmaları bekleniyor. Aynı zamanda yani bu bir günlük kısıtlama süresi içerisinde sadece yargılanan arkadaşlarımız değil, aynı zamanda avukatlarının da toplamda bu bir günlük süre içerisinde savunma yapmaları isteniyor. Bazı yargılanan arkadaşlarımızın yüzlerce fezlekesi var. Her bir fezleke iddianamede ayrı bir suç olarak değerlendirilmiş. Her bir fezleke ekinde onlarca dosya. Bazı arkadaşlarımızla ilgili kuşkusuz sadece Kobani davasıyla ilgili iddia dışında 6-8 Ekim'le ilgili iddia dışında yerel mahkemelerde ki dosyaları da bu dosya eklenmek suretiyle şişirilmiş durumda. Aynı zamanda bu arkadaşlarımızdan hem eklenen, birleşen dosyalarla ilgili hem Kobani dosyasıyla ilgili bir günde savunma yapmaları isteniyor. Dolayısıyla günlerce, belki günlerce üzerinde inceleme yapıp ayrıntılı bir savunma hazırlamak üzere çalışmayı gerektiren bir dosyada mahkemenin bir günle bu yani savunmayı sınırlaması hukuki değil. Tabii yani dosyada belki hukuk dışında her şeyi konuşabiliriz. Ta dosyanın başından geldiğimiz aşamaya kadar hukuksuzluklarla hani dolu bir dosya. Dolayısıyla siyasi sahiplerle açılmış bir dosya. Aynı zamanda belki biraz sonra da konuşuruz. Kapatma davasıyla da ilişkilendirilecek bir Ona da dosya. geleceğiz. Siyasi sahiplerle açıldığı için en az konuşacağımız şey belki bu dosyada hukuk olacak.